Burayı da patlatmazsa belki. Görüntü olan. Hangi ilk haber? 8 bütün taşlar eşyaları kırmış neredeyse. Yani 15-20 milyarlık eşyadır. Tam onları geri baştan sil baştan alacağım. Borca gireceğim. Saat 6-7 sularında benim arkadaşımın evi burada. Ben evlilik için eşya falan almıştım. Yani birkaç yıl önce birikimim vardı. 10-15 milyarlık eşyalarım vardı. Bir ay sonra da düğünüm var. Yani düğüne yakın eşyalarımı taşıyacaktım. Yani bir hafta, iki hafta içinde taşımayı düşünüyordum açıkçası. Ama Allah'ın rahmeti, yağmur yağdı dün. Saat 6-7 sularında akşam. Yani eve de taşımamamızın sebebi hırsızın girmemesiydi. Yani boş evdir. Hani Diyarbakır'da tekin değil o konularda, boşa olsa o kadar birikmişimiz var, şeyimiz var. Orada hırsıza kaptırmayalım derken yağmura yakalandık. Aklımıza gelmezdi, hiç düşünmezdik. Yani depoyu kullandık ama depo evden farkı yoktu. Hayatta bir zarar gelmezdi eşyalarımıza. Ondan sonra yani bir gördüm zaten duvar yıkılmış. Sitenin önündeki duvar komple yıkılmış. Bu duvarı hani direkt toprak dayanamamış, çöküyor. Komple su aşağı, tüm eşyalar var. Sadece benim değil, birkaç tane adamın daha da eşyası var. Yani onların ne olduğunu bilmiyorum da. Su burada taşıyor, hani orada diğer taraftan patlatıyor. Oradan da patlatmasa belki Allah korusun bina bile çökebilirdi. Şu an bile çökme tehlikesi yaşıyor yani. Ben hani hiç hesapta olmayan borç şimdi çıktı. Bir ay sonra seçimden hemen sonraki hafta benim düğünüm olacak. Benim zaten bir ton altın fırlamış, hani siz de biliyorsunuz. Bir ton eksiklerim var. Hani ben çalışıyorum, benim 8 tane kardeşim var, 9 kardeşiz. Ben aile geçindiriyorum. Benim bir kardeşim de askerdedir, 2 tane üniversite öğrencim var. Yani sadece evin yükü şu an benim üzerimde. Babam memlekette çiftçidir yani. Ben şu an eve mi bakayım, kendimin düğünümü yapacağım. Yani yetkililerden, belediye başkanımızdan bu seçim öncesi yardım bekliyorum açıkçası.